Esselamu aleyküm kıymetli kardeşim. Öncelikle beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanı, beğeni ve yorum yaparak bana destek olmanı istiyorum. Bugün sana kaliteli ve mutlu bir hayat için önerilerde bulunacağım. Haydi başlayalım. Düzenli uyku. Bu hayatta olmazsa olmazımızdır. Öncelikle uyku rutinini çok güzel ayarlamalı ve uykunu bozacak yemek, içecek, saat, hijyen, karanlık, aydınlık ve uykunu bozacak kriterlere son derece dikkat etmelisin. Aşırı yemek. Vücudumuza alınan gereksiz kalori alınması, başta obezite, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları ve daha birçok hastalıklara sebebiyet verecek ve hayatını olumsuz yönde etkileyecektir. Üçüncü maddemiz düzenli spor. Dijitalleşen dünyamızda insanların oturduğu yerden işlerini halleder hale geldiği günümüzde spor yapmak daha elzem bir durum alıyor. Hiç olmazsa yürü olur mu? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. İfadesinden anlaşıldığı gibi, senin ileriki hayatını şekillendirecek hususlardan bir tanesi de arkadaştır. O yüzden arkadaşını iyi seç. Üretici olmak. Her insanın mutlaka bir kabiliyeti vardır. Sen de kabiliyetin gereğince üretici olmalı, çevrene ve insanlara faydalı olmalısın. Ve kaliteli bir hayat yolunda bir adım daha atmış olacaksın. Kaliteli gıdalar. Madde perestlerin sağlığımızı hiçe sayarak ticarethaneye döndürmüş olduğu şu dünyada kaliteli gıda tüketmek, sağlıklı beslenmek ne kadar zor gözükse de güzel bir hayat için bunu başarmalısın. Erteleyenler helak oldu hadis-i şerifi gereğince kariyerin için, başarılı bir hayat için, insanlarla daha güzel bir ilişki halinde olabilmen için bugünün işini yarına bırakmamalısın. Aklına gelen senin başarını 2'ye, 3'e hatta 4'e, 5'e katlayabilecek projelerini unutmaman, daha düzenli olabilmen ve onu hayata geçirebilmen için kağıdı, kalemi yanında taşımalı ve her zaman planlı ve programlı olmalısın. Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Eğer bu dünyada bir hedefin yoksa hayat anlamsızlaşır. Tabii ki bu hedeflerin Allah ve Resulünün çizgisinde olmalı. Mutlaka hedefler belirlemelisin. Doğada vakit geçir. Fırsat buldukça deşarj olmak için yakınımızda illaki bir deniz, orman, yeşillik alan bir yerler mutlaka vardır. Hayat rutininde bu yoksa mutlaka bundan istifade etmeli, doğada vakit geçirmelisin. Ne güzel demiş atalarımız, erken kalkan erken yol alır. İşin, konumun, makamın ne olursa olsun eğer başarılı ve güzel bir hayat yaşamak istiyorsan güne erken başlamalısın. Rabbimiz de ki yeryüzünü gezin buyuruyor. Farklı yerler, farklı coğrafyalar gördükçe insanın içi açılır, öyle değil mi? Deşarj oluruz. O yüzden fırsat buldukça farklı yerler, farklı coğrafyalar görmelisin. Meşguliyetten daha iyi bir tedavi yoktur. Başıboş, faydasız insanların insanlar tarafından nasıl karşılandıkları, nasıl itibar gördükleri ortadadır. O yüzden mutlaka ve mutlaka uğraşın olsun. 15. Su. Evet, su. İnsanların en çok hafife aldığı maddelerden biri de sudur. Eksikliğinde birçok hastalıkları peşinden getirir. Aslında yanında bir şişe su taşımalısın. 16. Sosyal medya. Sosyal medya hayatımızın bir gerçeği, faydaları ve zararları inanılmaz seviyelerdedir. O yüzden İşlerin dışında sosyal medyadan uzak durmalısın.
17. maddemiz maneviyat. Dünyaya geliş gayenin Allah'a kulluk yapman gerektiğini, maksat onu bilmek olduğunu asla aklından çıkarma. Sürekli murakabe halinde olmalısın. Bu ne demek diyorsan, Allah'ın seni her an, her daim gördüğünün farkında olmandır. Ve onun sevgili Habibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmeli, ahiretteki yerini sağlamlaştırmalısın. Evet kıymetli kardeşim, mutlu ve kaliteli bir hayat hususunda sana 17 madde saydım. Faydalı, güzel içeriklerimden istifade etmeni, kanalıma destek olmanı, abone olmanı, beğeni ve yorum yapmanı senden bekliyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.